Bu il haritaları yayınlanalı beri Karadeniz bölgesi için aslında hiç iyi bir haber alamadık. Sürekli kırmızı alanda bulunduk ve sürekli yükselişteydik. Samsun çok uzun haftalar liderliğini sürdürmüştü ve hemen hemen Samsun'da çok yüksek sayıda insanlar enfekte oldu. Vaka pozitifliği yaşandı. Diğer bölgelerimize de yansıyacağını ve oralarda da sayıların artacağı beklentimiz vardı ve bu gerçek oldu. Karadeniz bölgesi şehirlerinde de aynı şeyi bekliyorduk. Yani komşuluklar, hareketlerin devam etmesi, ulaşımların, seyahatlerin devam etmesi nedeniyle buralarda da bulaşın gerçekleşeceğini ve sayıların artacağını bekliyorduk zaten. Dolayısıyla hiç sürpriz değil. Şu anki aldığımız önlemler ve insanların uyumuna bakınca bu yaşadığımız sayılar aslında gerçekçi ve aslında işin vehametinin bize anlatması bakımından doğru rakamlar. Mutlaka bunlardan ders çıkarmak lazım. Samsun bölgesi tabii çok yüksek, Samsun il olarak çok yüksek sayılarda seyir gösterdiği için insanların biraz daha uyumu arttı diye düşünüyorum ve o nedenle bir miktar azaldı ama bu mevcut azalmalar Türkiye ortalaması hemen hemen 100.000 kişiye 400 rakamına denk geliyor. Yani bu çok yüksek riskin bütün ülkede devam ettiğini gösteriyor. Karadeniz bölgesi de bunlardan bir tanesi. Ben bütün bunlar için yapılacak çözümlerde tam kapanmayı ısrarla tekrarlıyorum. Aksi halde biz bunun önünü alamayacağımız gibi duruyor. İnsanların uyumu hala zayıf, hala sıkıntılı. Tedbirlerin hiçbirinin şu an için bir anlamı yok. Çünkü hiç kimse buna uymuyor. Hafta sonları yasak olmasına rağmen insanlar piknik yapıyorlar. Tek çözüm şunu düşünüyorum. Maskeyi çıkartalım. Her şeyi serbest yapalım. Ölen ölecek, kalanla da yola devam edeceğiz yani. Bu kadar basit yani.